Diyorum, kayıtta başladı. Herkes hoş geldi. Bugün aslında sağ olsun sevgili Önder'in fikri olan bir çözüme biraz da sohbet etmiştik daha öncesinde. Ve Microsoft'un birçok üreticiyle özellikle Azure özelinde işbirliğinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu işbirliği ötesinde de bayağı farklı çözümleri entegre etmemizi ya da hayatımıza katmamızı sağlıyor. Ben Türkiye'de birkaç tane projelendirmesinde bulundum ama şimdi çok daha detayını göreceğiz. Çünkü Önder ve Bakin yaşadıkları yer hem ülke farklı olduğu için oralarda projeler çok daha farklı gelişiyor. Sağ olsun Önder hikayesini de anlatır. Bugün aslında sizlere dört bölüm halinde yani uçtan uca aslında Azure'un VMware çözümünden bahsedeceğiz. Her iki marka da çok biliniyor. Hem Azure tarafı hem VMware tarafı çok iyi biliniyor. Bununla ilgili bir çalışmamız olacak. Ben çok fazla da hani başlığı aktardıktan sonra bu ilk partımız 29 Ocak'ta bir yaptığımız kayıt olacak. Sonrasında da birazdan konuşuruz. O arkasından gelecek diğer üç bölümünde içeriğini. Ben şöyle ilerleteyim. Herkes aslında Önder'i çok iyi tanıyor hem Türkiye tarafında ama herkes böyle bir hazırlatalım istedik hem de anı kalsın diye. Önder lütfen tanıtırsan kendini. Tabii. Ben moderatörlük Tabii hocam. yapmayacağım ama böyle bir pas atayım istedim. Yok Kusura yok. bakmayın. Sizler Gayet hemen. güzel gidiyor. Teşekkür ederim hocam. Herkese merhaba tekrar. İsmim Önder Değer. Bu sunumda sizlere değerli MVP arkadaşlarımla beraber Azure VMware Solution'u anlatacağız. Bu çözümü bahsedeceğiz. Aslında bu bir giriş. Mustafa hocamın söylediği gibi bir giriş webinarı olacak. Neler yapıyorum? Aslında uzun yıllardır sektördeyim. Microsoft Azure Solution Architect olarak şu an görev alıyorum. Ama tabii ki Microsoft alanında başka ürünlerde de çalıştım. Bu ürünlerde genelde danışman ve eğitmen olarak görev aldım. Aynı zamanda Microsoft Azure alanında 2013 yılından beri MVP unvanına sahibim ve tabii ki Trainer sertifikasına da sahibim. Yani Microsoft Certified Trainer sertifikası da var ve bununla ilgili de halen aktif olarak eğitimler vermeye devam ediyorum. Ekranda bazı blog sayfalarım var. MS6 ile birlikte MS6'da paylaşmamla birlikte bu blog sayfalarında da paylaşıyorum. Buralardan da beni takip edebilirsiniz. Çok teşekkür Fatih ederim. hocam Çok sağ ol. ya da Mustafa hocam. Ben tamam. Ben şöyle kayıt şeyleri de yapıyorum. Evet, sıra bende. Biz aslında dediği gibi Önder'in çok yakın arkadaşlarız ve uzun yıllardır da aynı ekiplerde çalıştık. Tabii bir 5 yıldır dostluklarımız ve çalışmalarımız şey olarak aynı şirketlerde devam etmese de birlikte devam ediyor. Çok paralel şeylerimiz var. Tabii spesifik uzmanlıklarımız değişiyor. Benim de geçmişimde aslında son 10 yılımı eklemek istedim burada. Çünkü son 10 yılımın büyük bir kısmı cloud çözümleri üzerine oldu benim de. Ama şu anda kurmuş olduğum şirket özelinde halihazırda Microsoft teknolojileri, işte bildiğiniz sunucu ailesi, System Center SCM tarafı, Configuration Manager tarafı ve diğer çözümlerde uzmanlıklarım var. Bu ekipteki dostlarımın olduğu gibi ama bizim aslında yine birbirimize çok benzeyen kısmımız teknik eğitmen olmamız. Hepimiz çok uzun yıllardır 2005'ler, 2006'lardan beri teknik eğitmenlikler yapıyoruz. Ve onun dışında da hem Türkiye'deki komünitelerde hem yurt dışındaki komünitelerde olanlarımız var. Ve ben de 2011 yılından bu sene işte 12. senem olacak. Microsoft MVP'm benim biraz tabii değişti. Farklı bölümlere gitti ama son işte yaklaşık olarak 7 senedir filan 2014'ten 2000 evet 6-7 senedir Azure çözümleri üzerine MVP'lik yapıyorum. Uzmanlık alanımda benim aslında infra tarafında felaketten kurtarma, yedekleme gibi çözümler. Tabii diğer base servisleri de eğitimlerini ve danışmanlıklarını veriyorum. Şöyle ilerleteyim sevgili Baki Onur Okutucu'ya. Teşekkürler Önder Mustafa. Herkese merhabalar. Benim de adım Baki Onur Okutucu. Bugün de Londra'dan sesleniyorum size. Radyo programı gibi oldu değil mi? Evet, kısaca bahsetmek gerekirse ben de tabii uzun yıllardır eğitim ve danışmanlık faaliyetleri içerisindeyim. Şu anda da kendi şirketim olan Cloudors üzerinden yine aynı eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyorum. Tabii spesifik konular olarak değerlendirdiğimde tabii otomasyon öne çıkıyor. Çünkü çok uzun hatta son bir 6-7 yıldır diyebilirim belki de
çoğunlukla DevOps ve otomasyon sistemleri üzerine çalışıyorum. Şimdi bu ikisi de birbirini tamamlıyor da bazen, ama bazen de sadece DevOps konsepti içindeki otomasyondan da bahsetmiyorum. Yani Microsoft sistemleri içerisinde otomatize edilecek ne varsa benim ilgi alanıma ve çalışma alanıma giriyor. Son yıllarda da bunlar üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Ve bugün de burada keyifli bir Microsoft VMware işbirliğiyle ortaya çıkan bir çözümü konuşacağız. Herkese teşekkürler ve hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Katılımcılar da geliyor. Şimdi şeyi de söyleyeceğim. Çok değerli hani ekip, yani ben kendi arkadaşlarım veya çalıştığım için bilmiyorum, iş yapış tarzlarını bildiğim için de söylüyorum. Bir Şubat ayı içerisinde Azure VMware Solution çözüm, yani Azure VMware Solution aktaracağız. Benim bu arada network'ümde sorun olabilir, kusura bakmayın. Sonrasında da yine çok değerli bir konu seçildi aslında. Ben de çok merakla hazırlanıyorum da. Uzmanlık alanım çünkü Baki çok güzel özetledi. Yani otomasyon ve infrastructure as a code'la ilgili çok eşsiz tecrübelere sahip her ikisi de. Ben oradaki birçok, geçen iki hafta boyunca eğitimler vermiştim. Ve orada da aslında aktardım. Çok da özel bir, benim için özel bir şey. VMware tarafını mimari olarak birçoğumuz biliyoruz. Ondan sonraki Mart ayında da yine bir dörtlü olarak çok değerli bir içerik oldu. Ve aslında uzmanlarının konuşması da olacak burada. Şöyle ilerleteyim o zaman. İçeriye isterseniz çok kısaca bakalım. Önder, nasıl bir içerik hazırladın? Bir de bir sonraki bölümler de var aslında. Onları evet, istersen aktar. Aha. Aynen. Hocam, bir de nereden başladı bu? Bir firmayı hatta, evet onu da diyecektim. Çok tabii, özür tabii dilerim. Yani bir hikayesini aktarırsan çok sevinirim. Çünkü çok değerli bir şey. Niye derseniz anlattığınca göreceksiniz. Çok böyle her gün yapılabilen bir proje gibi gelmiyor. Türkiye'de de yurt dışında. Herhalde sende de öyledir. Doğru mu yorumluyorum? Aynen, aynen hocam. Aynen. Yani senin de bahsettiğin gibi şu an aslında aktif olarak çalıştığım bir proje benim bu. Microsoft Azure üzerinde VMware çözümünü geliştirmeyle ilgili. Burada ben de İrlanda'da yaşıyorum. Baki hocam gibi yurt dışındayım. Burada ve İngiltere'deki çok büyük bir perakende firması Azure VMware çözümünü kullanmak istedi. Sebebi de dünyanın farklı merkezlerinde bulunan veri merkezlerindeki veri merkezlerinden çıkmak istiyor aslında. Veri merkezlerini kapatmak istiyor. Ama tabii ki VM'lere sahip, özelliklerine sahip olduğu için, ürünlerine sahip olduğu için bu üründen vazgeçmek istemiyor. Yani basitçe donanım kullanmak istemiyor. Ama VMware ne derler, özellikleri, o skill'lerini de kaybetmek istemiyor. Bu sebeple Azure üzerinde VMware konumlandırmayı karar verdi ve biz de bu çalışmaya başladık. Ben de bu projeye dahil olduktan sonra ürünün çok faydalı ve güzel bir ürün olduğunu fark ettim ve bununla ilgili hani sizle de konuştuktan sonra bir seminer vermeye karar verdik. Bu ilk etkinlik aslında bu ürünü tanıtma ile ilgili introduction semineri, webinari. Bundan sonra biraz daha teknik detaylarına gireceğiz. Tabii bu eğitimde de teknik detaylar olacak ama aslında biraz daha dediğim gibi tanıtımla ilgili. Bundan sonraki webinarlarda öyle, evet. Evet, aynen. Doğası gereği de öyle olması gerekiyor. Biraz ya daha 4-5 yılda kaç defa karşılaştın? 4-5 onu da sorayım. 4 hocam, sonra devam et. Yani çok az değil mi? Yani ilk evet, belki bu. İlk benim ama firma olarak biz Alanate olarak sanırım İngiltere'de ve İrlanda'da bu 3. veya 4. proje. Yani 25 yıllık firmanın evet, Azure VMware Solution olarak 3. veya 4. evet, proje. Aslında yeni değil. Evet. Diğer bulut çözümlerinde de var bu çözüm. Yani VMware on AWS da var, VMware on Google da var, VMware on Oracle Cloud da var. Birçok tarafı da destekliyor VMware ama biz tabii ki hani Microsoft çözümlerinden bahsedeceğiz. Ama dediğim gibi bu bir giriş eğitimi olacak, giriş sunumu olacak daha doğrusu. Bundan sonra işte bu tarafın biraz daha detaylı storage network tarafına bakacağız. Bir sonraki eğitimde biraz daha işte otomasyon tarafına bakacağız. Varki hocamla birlikte, Varki hocam biraz daha böyle detaylandıracak oraları. Bir sonraki sunumda da işte tamamen demosuna ve disaster recovery çözümlerine bakacağız. Ama dediğim gibi bu biraz daha giriş eğitimi olacak, giriş sunumu olacak bizler için. Neler var? Evet. Öncelikle dediğim gibi tanıtacağım. Daha sonra hep beraber hizmet bileşenlerine bakacağız. Nasıl dağıtabileceğimize birlikte göz atacağız. Network storage tarafına biraz değineceğim. Ardından da bu işin tabii ki Microsoft Azure'un temelinde olan Azure Monitoring tarafına birlikte bakacağız. Nasıl yönetebiliriz? Ve tabii ki çözümlerimizi, yani kurum içerisinde bulunan workloadları
Bu Azure VMware solution'a nasıl taşıyabiliriz? Onlara birlikte bakacağız. Güvenlik ve uyumluluk tarafı ve son olarak da fiyatlama ve destek tarafına birlikte göz atmış olacağız. Çok güzel. Harika bir içerik. Çok teşekkürler sana. Bu webinar'da bayağı bir bize yol gösterdin. Ben hani bir kere daha söylemekte fayda görüyorum. Çünkü çok çok sık karşılaşılan projeler değil. Daha sonrasındaki de anlaşıldığında göreceksiniz. Çünkü bazı gereksinimler var. Yani şunu söyleyebiliriz değil mi rahatlıkla evet. Önder? Ya benim bir tane hostum var, ben bunu taşıyayım. İçerisinde 4 sanal makine taşıyorum. Bir projesi değil aslında. Bu. Değil. Evet. Aynen. Çünkü onlardan Türkiye'de bahsedeceğim böyle, hocam. Evet süper. Orada çok yanlış yorumlanıyor. Keşke öyle de olabilse tabii ama burada dedicated hostlar ve diğer kavramlar giriyor. O açıdan bol bol konuşacağız. Sonrakiler daha spesifik olacak ve orada da devam edeceğiz. Şöyle geleyim. Zaten sen özetledin. İstersen burada da sen devam et. Sonrasında ben. Tamam hocam. Bu ara ben giriyorum ama Barki hocam sen istersen ya da hiç fark etmez. Hanginiz konuşmak isterse ben slide'ı kaydırıyorum. Lütfen tamam. Ekleyin. Aklınıza gelen bir şey olsa devam ederiz zaten. Birlikte. Harika. Harika. Teşekkürler. Ha? Şöyle bir kısa bir giriş yapayım o zaman ben. Azure VMware Solution'la ilgili. Aslında Azure üzerinde VMware çözümünü kullandığınız bir özel bulut ortamıdır Azure VMware Solution. Yani bir private cloud ortamıdır. Bildiğiniz gibi Azure altyapısı Microsoft'un Hyper-V altyapısı üzerine geliştirilmiştir ve bu çalıştırdığınız sanal makineler ya da fark etmez PaaS servislerinin arka tarafta çalışan sanal sonuçların hepsi özel olarak geliştirilmiş, Microsoft Azure özel olarak geliştirmiş bir Hyper-V çözümüyle sunulmaktadır müşterilere ya da son kullanıcılara. Ancak biraz önce bahsettiğim gibi VMware çözümüyle çalışan müşterilerin buluta geçtikten sonra da VMware çözümünü devam ettirebilmeleri için Azure'la, daha doğrusu Microsoft'la VMware'in ortak olarak bir çözüm olarak çıkarttığı Azure VMware Solution'ı artık Microsoft Azure üzerinde rahat bir şekilde kullanabiliyor. Senin hocam biraz önce bahsettiğin gibi küçük çözümler ya da küçük işletmeler için bir çözüm değil bu. Daha çok enterprise müşteriler için geliştirilmiş bir çözüm. Microsoft bunun için sizlere ya da VMware Solution kullanmak isteyen müşterilerine Azure üzerinde dedike edilmiş hostlar veriyor. Ve siz bu hostlar üzerinde kendi VMware ortamınızı taşıyabiliyorsunuz buraya. Ve ardından da yine bildiğiniz o VMware ürünleriyle, VMware tool'larıyla bu ortamı rahat bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Ve bildiğiniz tool'lardan kastım işte o bildiğiniz vSphere ya da vCenter ya da işte taşıma için HCX tool'u ya da işte network'ü yönetim için NSXT tool'u gibi tool'larla bu altyapıyı yönetebiliyorsunuz. Birazdan bahsedeceğiz ama iki farklı portalımız var bunun için. Bir Azure portalı kullanabiliriz. Ya da işte ben eski alışkanlıklarımı devam ettirmek istiyorum diyorsanız da VMware'in o biraz önce bahsettiğim tool'larını kullanabilmeniz mümkün. Yani basitçe aslında siz Azure'dan bir data center olarak bir host kiralıyorsunuz veya host satın alıyorsunuz. Bu host üzerinde Microsoft Azure size hazır bir şekilde VMware ortamını kuruyor ve siz bu VMware ortamını kendi network'ünüze entegre ettikten sonra rahat bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Süper bir özet oldu. Peki ben bir şey soracağım şey için, görüntü anlamında. Ben şimdi davetleri kabul ediyorum ya, ekranda bir siyahlık oluyor mu yoksa sunum duruyor mu halen? Onu bir sorayım duruyor, sizlere. Duruyor. Tamam duruyor. Süper. Teşekkür ederim. Çünkü arka taraftan da gelenler var, onları kabul ediyorum. Burada eklemek istediğiniz aslında bizim Önler çok detaylıydı, çok güzel özetledi. Benim herhangi bir şey yok. İlerleteyim şöyle. Azure'daki VMware Solution tarafını niçin aslında kullanmamız gerekiyor? Yani sonuç itibariyle sen senaryoyu çok iyi anlattın müşterinde ama ben niye kullanmalıyım? Buradaki sorunun cevabını verelim istersen. Baki aktarmak evet. İster misin? Yani cloud servislerine biraz girmiş olur. Çünkü cloud'ın aslında burada yetenekleri var ve aynı zamanda VMware ile ilgili kısmı var. Sana bırakayım mı burayı, ister misin? Tabii şu an bir ara kesildi de, pardon. Tabii aslında ben de bir anda bu hem Azure VMware Solution hem de bunun gereksinimleri hakkında düşünüyordum. Çok da iyi oldu. Bu noktada sözü verdin. Teşekkürler. Şimdi tabii Önder'in de bahsettiği gibi Azure VMware Solutions ve halihazırda VMware çözümleri ve onun kendi sunmuş olduğu tool'ları birlikte kullanabileceğiniz bir çözüm bugünün sonunda.
Yani tabii ki büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Yani sadece belli bir iş yükünün belli bir yerden alınıp diğer tarafa gönderilmesi gibi gözüküyor ilk etapta. Ama aslında yani o kadar da basit değil diyelim. Çok aşırı da kompleks olduğunu da söylemek istemiyorum. Kimseyi de korkutmayalım ama şimdi ilk etapta ortamın, yani Azure ortamının yapılandırılmış olması bu noktada çok önemli. Şimdi tabii detaylara birazdan değineceğiz. Hani hem gereksinimler, hem altyapının hazırlanması, hem işte özellikle network yapısının işte ya da bu çözümün Azure üzerinde barındırıldığı noktadaki işte host çözümleri, işte makinelerin efendime söyleyeyim hangi büyüklükte yapılandırılacağı gibi konuları detaylı değerlendiriyor olacağız. Ben arzu ederseniz biraz ilk etaptaki en büyük resimden bahsedeyim. Şimdi bütün yapının tamamını ben tabii kendi gözümden gördüğüm gibi söyleyeyim. Eksik varsa lütfen siz düzeltin arkadaşlar. Şimdi bütün yapının tamamını 5 bölüme ayırmak mümkün. Yani bütün resmi bu noktada. İlk etapta tabii ki bir planlamadan bahsediyor olacağız. Ve bu planlama kısmı bizim için Azure'un planlanmasını içeriyor olacak. Birazdan detaylara değineceğiz. İkinci kısım artık tabii ki bu Azure VMware Solution'ın çözümünün Azure üzerinde ön gereksinimler halledildikten sonra, tamamlandıktan sonra yüklenmesi kısmına geçiyor olacak. O konumuz o olacak. Bir sonraki kısım elbette ki Azure ortamı artık istenilen noktada olduktan sonra ve boş vaziyette olan diyelim AWS de kurulduktan sonra artık on-prem ortama bağlanma ve on-prem ortama bağlandıktan sonra o ortamla kendi arasındaki bir takım ilişkileri düzenleme yoluna gidecek. Bunun için elbette ki hem network hem de diğer ekipmanların kontrolünü sağlıyor olacağız. En sonunda da artık VMware üzerine yüklenecek eklentilerle birlikte iki sistem birbirine bağlayıp yüklerin taşınması noktasına geçiyor olacağız. Büyük resim bundan ibaret olacak. Bu noktada eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Ben aslında şunu da çok güzel özetledim. Ben şöyle biraz da şeyi açmak istiyorum konuyu. Sinem'de o taraftakileri de öğrenmek için. İkiniz de çok bulut tarafında projeler yapıyorsunuz ama şu artık sıkıldık da şu çip olayını duyuyorsunuzdur eminim. Hani bir üretimdeki ve tedarik zincirindeki sıkıntıları. Belki bu tarz yerlerde de aslında hani bulutun o bize sağladığı hani hızlı ve çevikliği ve istediğimiz kadar kullandıkça öde modelinin de faydasını konuşabiliyor olabiliriz belki. Yani ne kadar vardır bilmiyorum. Herhalde on-prem çok daha düşüktür ama sizde herhalde Önder'in ilk başta söylediği gibi büyük bir yatırım yapacak bir firma varsa böyle veri merkezi anlamında burada bunları aldığında nasıl bir şey olabilir? Çok iyi araştırması gerekiyor. Siz de katılıyor musunuz bunu? Hani maliyet anlamında özellikle. Yani bir de beklemeyeceksiniz. Belki buralarda bu tarz çözümleri kullanmak çok faydalı olacaktır. Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle hocam. Senin bahsettiğin gibi aslında bunu fiyatlama konusunda da detaylandıracağız ama yani bulutun senin de söylediğin gibi kullandıkça öde mantığı burada çok öne çıkıyor. Bu Azure VMware Solution'da da bu özellik var. Kullandıkça öde. Hatta Azure'un Reserve Instance dediğimiz işte ne derler? Ön ödemeli özelliği de mevcut. Burada çözüm inanılmaz maliyetli oluyor. Bir donanım maliyetine katlanmaktansa Azure üzerinde bir VMware çözümünü konumlandırmak hem firmalara maliyet açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hem de senin de söylediğin gibi ortamda zaten şu an sektörde bir sunuculara ulaşmak ya da bir teknolojiye ulaşmak biraz daha zorlaştı bu çip probleminden dolayı. Ama evet. Bulut vendorlarında, bulut sağlayıcılarda bu tabii ki yok. Çünkü kendi donanımlarını üretiyorlar. Ve hızlıca istediğiniz seviyede bir donanıma erişebiliyorsunuz. Tabii ki Azure VMware Solution biraz daha spesifik bir konu olduğu için Microsoft size belirli sunucuları veriyor. En azından Kuzey Avrupa'yı veya Batı Avrupa'yı kullandığınızda tek tip bir sunucu veriyor ama Amerika veya başka bir yeri seçtiğinizde birkaç farklı sunucular verebiliyor. Evet. Ama yine de tabii ki güçlü sunuculara anında istediğiniz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Ben burada ben biraz gelip... da, evet lütfen çok özür dilerim. Aslında şunu eklemek istedim.
Önder'in söylediklerinden sonra aklıma geldi. Şimdi tabii sadece teknik olarak değil, büyük resime bakarak konuşuyorum. Bu biraz benim kendi görüşüm de aynı zamanda. Size de ilginç gelmiyor mu? Yani şu an geldiğimiz noktada tamamen birbirlerine bundan belki 10 sene önce, 15 sene önce tamamen birbirine rakip olmuş birçok firmanın artık bambaşka bir yol izleyerek birbirlerinin ortamlarını da tamamen ve yani neredeyse kendi tabiri yerindeyse kendi ayaklarına sıkarcasına desteklemeleri ve bu noktadaki bütün araçları da yine oldukça geniş bir ölçüde sunuyor olmaları çok çok garip değil mi? Yani iyi anlamda Kesinlikle, söylüyorum kesinlikle. bunu. Yani Çok eskiden güzel bir hayır konu. işte VMware'imiz sakın ağzımıza almayalım bu kelimeyi biz kendimiz kendi çözümümüzle ilerleyelim ya da tam tersi işte efendime söyleyeyim Windows ve Linux çatışması da buna bir örnek olabilir gibi. Sadece Evet. hatırlatmak anlamında söylüyorum ve bir Linux farkındalık üzerinde oluşturmak ispat çalıştırma anlamında gibi. söylüyorum. Evet, yani artık kimsenin açıkçası tabiri yerindeyse umurunda değil hangi ortamın hangi sistemin olduğu. Eğer gerçekten bu çözüm benim için uygunsa bunu tabii vendorlar da artık böyle düşünüyor. Yani bir VMware şunu diyebiliyor. Eğer bir VMware kullanıcısıysa ve kendi yüklerini kendi tercihi doğrultusunda Azure üzerinde çalıştırıp yönetmek istiyorsa buyursun çalıştırsın yönetsin buyurun bütün araçlar burada bütün tool'lar burada ücretlendirme politikası da bu eğer sizin için uygunsa buyurun yapın diyor. Bence bu gerçekten esneklik anlamında ve özgürlük anlamında tabiri yerindeyse en iyi en güzel yanı diyorum ben benim görüşüm bu en azından. Kesinlikle Ya hocam, tabii burada çok güzel bir konuya değindin. Evet. Buyur Önder. Bahsettiğin gibi hocam, yani isteyen arkadaşlar bu çözümün YouTube videolarına bakmak isterlerse ilk karşılaşacakları video, şu an unuttum ismini ama VMware'in CEO'su ile Satya'nın birlikte bu çözümü anlattıkları bir video. Aslında güzel bir şey bu. İki farklı firma, iki rakip firma ortak bir çözüm üretiyorlar ve bu iki firmanın da CEO'ları ne derler, ürünün tanıtım videosunu çekiyorlar ve bunu YouTube'da yayınlıyorlar. Harika Bahsettiğim bir şey. gibi VMware'in de kendi bulut çözümü var bu arada. Herkesin bildiği gibi VMware Cloud çözümü var ama yine de VMware diğer bulut servis sağlayıcılarını, tabii ki en büyüklerinden biri Microsoft Azure olmak üzere ortak bir işbirliği yapıyor ve kendi çözümünü lisanslı olarak bu ürünlerde konumlandırabiliyor. Ben burada son bir şeyle kapatayım bu kısmı. Bir de şey kavramı çok popüler. Yani ben onları biraz inceliyorum. Ya bu aynı örneği SAP'de de verebiliriz, Strix'e de verebiliriz Evet. gibi. Hatta Oracle Cloud'ını kapattı tamamen. Oracle Cloud'ı kapatıp kendi hani üreticilerle Cloud çözümünü kendi sağlıyordu. Baktı ki kar şeyi iki tane kavram çıkıyor yine burada. Hani konumuzda şey yapıp tamamlamak için söylüyorum. Birincisi hani artık rekabetin bittiğini, rekabet yerine rekaberliğin olduğunu. Yani birbirlerinden daha farklı konularda işbirliği yapmayı öngörüyor yeni düzen. Bu çok önemli. İkincisi de şu, hani cross-sell dedikleri mantık. Bugün yani ilk başta çok güzel söyledi Baki. Yani bu çok büyük rakiplerdi. Bunu devam ettirselerdi bu birçok üretici için söylenebilir ama şu anlık konumuz Microsoft ve VMware olduğu için söylüyorum. Bunu özellikle devam ettirselerdi belki çok büyük oranda kar paylarında düşüş olduğunu da göreceklerdi. Ve teknolojiyi birleştirmenin de aslında gücünü ve farkındalığını da yaşatıyorlar. O açıdan ben de çok önemsiyorum. Şöyle ilerleyeyim çünkü süremizi de kullanalım diye. Aslında ben şunu soracağım. Burayı anlatayım isterseniz ondan sonra detayına girelim. Bunu da şeyde çok konuştuk sizlerle birlikte. Hani hazırlanırken ya da işte diğer kısımlarda. Sol taraf gördüğünüz yapı aslında biz de çünkü müşterilerimize satıyoruz. VMware çözümlerini ve kurulumlarını yapıyoruz. Bir Türkiye'de çok seviliyor bu arada biliyorsunuz katılımcılarımız da şu anda izleyenler. Aslında alt tarafta bir on-prem veri merkezi ya yani da kurum içi bir veri merkezinin yapısı gözüküyor ve burada hani geleneksel stack olarak da geleneksel yapıyı VMware stack olarak da seçtiğinizde işte altyapı teknolojilerinin temel olan networkler, storage'lar üzerinde kullandığınız işte şu anda 7.0 sonrasında da İşte VMware yönetilen kısım vCenter'lar geliyor. Şimdi bu iki senaryoda biraz anlatacağımız kısımlar aslında birincisi şu. VMware'i Azure'da yerel olarak nasıl çalıştırabileceğimize bakacağız. Bu herhalde geçen senenin de çok büyük konularından birisi değil mi? Hibrit dönüşüm. Özellikle veri merkezi olmayan ülkelerden hani Türkiye gibi ülkelerde hibrit kullanım çok önemli bir hale gelmişti. Burada aslında Microsoft nasıl bir arayüzle yani nasıl bir tasarımla kullanabileceğimizi söylüyor.
biz hazırlanırken Bahat çok güzel bir şey söyledi. Çok da o zaman dinlerken de hoşuma gitmişti. Aslında VMware kullanırken diğer Azure'un yetkinliklerini de kazanıyorsunuz. Ben şöyle de düşündüm. Örnek firmanız var ve yapay zeka çözümleri de kullanması gerekecek. Onun için sanallaştırma ortamında belki bir sunucunuz bunun için kullanılırken artık bu sunucuyu da kullanmayıp o sunucuyla ilgili işte Azure'daki kognitif servisleri, bilişsel servisleri, yapay zeka servislerini ya da servislerin dışında kendi işi kullanacağınız yerleri ekletip kullanabileceğiniz bir yapı var. Burada önemli olan kısım aslında şu, VMware yapısı, birazdan detayına gireceğiz. Azure'da VMware yapısı kullanırken ayrı bir private cloud yapısı oluştuğunu, burada VMware kullananlar varsa onu çok iyi bilen servislerin yer aldığını, işte network tarafında kullanacaksanız NSX'in, SAN tarafında kullanacaksanız vSAN'ın, burada vSphere tarafında arayüzde yönetim yapacaksınız, vCenter'da olması gerekiyor. Ben birazdan VMware tarafında ilgi duyan biri olarak söyleyeyim. Tabii çok uzmanı, dikey uzmanı değilim ama VMware'e çok ciddi bir yatırım yaptı aslında bakarsanız. Hani bizlerin de hatırlayın, çünkü bu ekip de VMware eğitimleri verdi zamanında. Kurulumlar, projelerde ne olduğu, en azından kavramları bilen bir ekipti. Ama VMware son 4-5 senesinde ciddi bir software define'a gitti. Yani yazılım tabanlı network'e, yazılım tabanlı storage'a ve bence bu tesadüfi bir şey değildi. Yani bugün işte kendi yapısını solda gördüğünüz on-prem yapının birçok multi-vendor'da sorunsuz çalışabilmesi bence bu yapıdan geliyor. Burada aslında yer olarak çalıştırmadaki kastımız işte kullanmış olduğunuz veri merkezini Azure içerisinde entegre edebilirsiniz. Biz hatta incelerken de şaşırdık. Sonra Önder'e de tekrar sorduk. Burada VPN kullanılabilir ama VPN'i önermiyor. Bizim de çok defalarca teklif verdiğimizi anlattığımız Express Root'la entegre edebiliyorsunuz. Yani extend edebiliyorsunuz veri merkezinizi. Arka tarafta görmüş olduğunuz diğer her şey zaten Microsoft Azure'un resource'ları. Yani Active Directory ihtiyacınız varsa belki burada artık rahatlıkla Active Directory tarafında firma PaaS servisini kullanabilecek. Şimdi Microsoft yaklaşık olarak 1 milyar dolara yakın bir security yatırımı yaptı. Hem 365 hem de Azure tarafında. Buradaki SOC'yi kullanabilecek. Ya da monitoring çözümleri var. İşte uygulama tarafından tutun, Application Insight'tan, işte Log Analytics'e kadar ya da bu metrikleri bir dashboard'da görmek istiyorsa workbook'lara kadar kullanabilecek gibi bir yapı var. Yani 3 bölüm ayırdığımızda aslında şunu görüyoruz. Sol taraf on-prem yapı. Bunu Express Root'ta bağlıyoruz. Özel bir cloud inframız var. Private olarak gelen. Alt tarafı tabii ki bunun Azure'un virtual network'leri destekliyor. Sağ tarafta diğer bahsettiğimiz tüm Azure kaynakları. Burada böyle bir şey açıklamaya getireyim istiyorum. Eklemek isteğiniz var mı bilmiyorum. Şöyle bir şey belki söyleyebilirim. Aha. Hem orada da pası Önder'e atmış olurum. Tamam. Şimdi söylediklerine eklenti olması açısından söylüyorum. Şimdi aslında biz kendi aramızda da değil mi konuşurken şu soruyu sormuştuk ilk olarak. Yani daha doğrusu burada sunumda da kullanacağımız bir argümanımız olsun diyerekten. Şimdi bir kişinin ya da bir firmanın bu noktadaki motivasyonu ne olmalı? Yani benim bir VMware ortamım varsa ve gayet de hani enterprise bir şirketteyim, gayet data center'ımda gayet güzel çalışan bir VMware ortamım var. Ben bunu niye Azure ortamına private cloud olarak taşıyayım sorusu. Yani şu şekilde yanıt verilir. Ya bundan daha doğal ne var canım? Azure'da olsun, işte diğer ürünlerimle entegre olsun. Tek motivasyon bu mu Önder? Yani mesela tabii ki de internal bilgi ver anlamında söylemiyorum ama sen de şu anda bir proje üzerinde çalışıyorsun. Ve yani genellikle müşterilerin bu noktadaki bakış açısı, motivasyonu senin perspektifinden nasıl? Yani neden bir şirket yüklerini, VMware yükünü Azure'a taşımak istesin? Tabii ki hocam. Yani şimdi ilk senin bahsettiğin gibi ilk motivasyon sanırım migration projeleri. Yani kullanıcıların, bu firmaların kendi data center'larından veya host ettikleri data center'lardan çıkmak istemeleri. Bunun sebebi de zaten biliyoruz. Yani büyük bulut servis sağlayıcıları tüm dünyada çok global ölçekte bir data center hizmeti veriyorlar. Ve bu data center hizmetlerinin SLA değerleri %99.9999 diye gidiyor. Yani neredeyse %100'e yakın bir SLA veriyor. Bunu lokal firmalar, lokal data center'lar sağlayamıyor tabii ki bu kadar yüksek SLA değerlerini. Müşterilerin de bu cezbediyor. Müşteriler de bu tarz bulut servis sağlayıcılarını kullanmak istiyorlar. VMware zaten özelliklerine sahip ya da VMware lisansına sahip ve VMware skill'lerine sahip müşteriler de
kendi VMware ortamlarını artık bu bulut servis sağlayıcılarına barındırmak istiyorlar ve bu sebeple sanırım ilk motivasyon bu olarak söyleyebiliriz. Taşıma, yani kurum içerisindeki VMware ortamını bulut ortamına taşıma. İkincisi ise hali hazırda kullandıkları veri merkezlerinden memnun olan müşteriler bir DR ortamı kurmak istiyorlar. Yani bir disaster recovery ortamı kurmak istiyorlar. Bunun için ikinci bir donanım satın alma ya da ikinci bir data center'da, başka bir data center'da host etme yerine zaten ortam hazır olan bir yerde, bir bu genel bulut servis sağlayıcısında bir disaster recovery ortamı oluşturmak istiyorlar. Hazır VMware solution bunun için de kullanılabiliyor. Yani kurum içerisindeki on-prem VMware ortamının bir diğer ortamını, disaster recovery ortamını Azure üzerinde de yapılandırabiliyor. Sanırım bu ikisini söyleyebiliriz. Bir data center'dan çıkma, ikincisi de bir disaster recovery ortamı oluşturma. Harika, teşekkürler. Şöyle ilerleteyim. Aynen dediğim gibi şöyle. Evet. Yaygın evet. Kullanım durumları. Buyur lütfen. Yok, devam et hocam. Ya burada aslında konuştuk şeyleri. Biz de çok disaster projesi yapan bir firmayız ve konuşuyoruz da müşterilerle. Azure'daki kısım aslında çok basit bir felaketten kurtarma çözümü var. Ve bu felaketten kurtarma çözümüyle birlikte birçok müşteri farklı şekillerde kullanabiliyordu. Ama şimdi buradaki hani yaygın kullanım durumuna bakarsanız aslında şu da bir senaryo olarak giriyor. Önder aktardı biraz. Ben de hani motivasyondan herhalde şunu da düşündüm şeylere, firmalara. Yani ne olursa olsun gerçekten birkaç proje içerisine yer aldım. Biraz da pas tutmuşuz. Yani o veri merkezlerine gittiğinizde oranın altyapısını oluşturmak, kurmak, çok da güçlü bir ekibinize de destek aldığınız bir firma yoksa sıkıntılı oluyor. Ya da olsa da bu gene maliyetleri arttıran bir çözüm. Yani aslında en yaygın kullanımlardan bir tanesi illa taşımak zorunda olmayan müşteriler için mesela merkezi bir genişletme. Az önce bahsettim işte. Evet. İnşallah bizim ülkemizde de olabilir o. Ama yurt dışında çok fazla duyuyoruz bunları. Büyük projeler çıkıyor ya da yatırımlar gerçekleşiyor ve haberiniz var mı bilmiyorum. Kısa bir bilgi vereyim size. 6-8 haftalık süreçler 6 aylara kadar çıktı Türkiye'de. Haberiniz eminim olmayabilir ama yani bugün bir sunucu siparişi verseniz, bu arada marka bağımsız bahsediyorum. Türkiye hani şey içinde pazarda iyi bir konumda, hani on-prem pazarda belki birçok Avrupa ülkesinden daha hani büyüyen bir pazarı var. O pazarda bile bugün bir donanım siparişi verseniz, bakın 6-8 haftalardan bahsediliyordu. Sonra 12-14 hafta denildi. Şu anda 6 aylara kadar sürüyor ve sıkıntı yaşayan firmalar çok var yüksek. Bizim gibi çözümü. Çok yüksek rakamlar. Yani şöyle düşün Önder, sen de bahsettin işte İrlanda'da, işte Baki'nin yaşadığı Londra'da büyük projeler, finans projelerinin hemen yani bir firmanın çok hızlı büyüdüğünü düşünüp büyütmesi gerektiği durumlar olabiliyor. İşte bu yapılarda gerçekten sıkıntı. İkincisi senin az önce söylediğin gibi veri merkezi Türkiye'de de olsa pahalı projeler, olağanüstü durum kurtarma ya da işte felaketten kurtarma ismine ne diyorsak ciddi bir maliyet. İşte burada aslında hani Microsoft'un o çözümünü hem de artı az önce bahsettiğimiz o termin sürelerinin uzamasına dahil edersek daha basit hale geliyor. Taşıma ve şey kısmında yine bu önemli bir motivasyon ve kullanım durumları. Yani şöyle düşünün, siz lokal bir hosterla Türkiye'de bunu yapacak 3-4 firma var, onu söyleyeyim. Yani Önder'in bahsettiği büyüklükte Azure veri VMware veri merkezini barındırabileceğiniz Süper Online, Türk Telekom ve Equinix'in bir veri merkezi var. Host anlamda, sanal makine anlamda söylemiyorum. Belki hatırlayacaktır. Yani biz zamanda çok büyük holdinglerin projelerini yaptığımızda veri merkezlerine gitmek durumunda kalıyorduk. Onları görüyorduk. İşte Ülker grubu o zaman Türkiye'deydi. Yıldız Holding projesi yaptığımızda. Farklı bir lokasyonda veri merkezinde tutuyorlardı. Ve oranın gerçekten de şunu düşünün. Hat anlaşma durumu bile uzun sürmüştü. Ne demek istediğimi anlamışsınız. Yani evet. İnternetin ayarlanması, burada işte verilen sözün taahhütün gerçekleşmemesi gibi bunlar çok ciddi durumlar oluyor. Ve belki hani burada siz çok daha uzmansınız, yurt dışında kullanıyorsunuz. Ben dün çok büyük bir finans kurumuna eğitim verdim. Dedim ki hani beklediğim sorun şuydu. Kubernetes kullanıyor musunuz? Konteyner kullanıyor musunuz? Hayır, kullanmıyoruz ve geçeceğim diye düşünüyordum. Çok ilginç birkaç şey duydum iki ayrı kurumun çalışanlarından. Karışık bir eğitimdi. Bir tanesi, ikisi de finans bu arada. Bir tanesi VMware Tanzu kullanıyor. Hani bu Kubernetes gibi işte Docker gibi, konteyner gibi daha çok cloud'a ya da cloud native uygulamalar geliştirebileceğimiz ya da
mikro servise yönelik çalışıyorlarmış. Onun dışında da bir kısımda Reddit'in OpenShift'ini kullanıyor. Yani bu tarz yerlerde bakın artık sanal makine kavramından daha fazlalı işte containerization durumlarına veya buradaki yönetimlere gidiyor. Bu açıdan da ciddi bir durum var. Benim aslında hani yaygın kullanım durumları bu. Ben bir şey daha aklıma geldi. Hani bu slide'ın içerisinde yok ama şunu da düşündüm. Yani gerçek anlamda şu da var. Global firmalar var ve şantiyeleri olan büyük firmalar var. Ben biraz da coğrafik duruma göre de diyorum bunu. Yani örnek ya izliyorsunuz haberleri. Bir şey bilgisi olarak söyleyeyim. Afganistan'da proje yapmak isteyen Türk firmaları var. Duyuyorsunuzdur bunları. Şey için söylemediğimin farkınız. Hani küçümsemek ya da o durumu açık şey yapmak için değil. Şimdi Afganistan'da bir veri merkezi bulabilir miyiz Önder Hocam? Yani imkanı var mıdır böyle bir şeye? O firmada tabii bu teknoloji... Aynen öyle. Yani o firmalar ama ciddi bir pazar var bu arada. Çin girmeye çalışıyor o pazara. Hani izliyorsunuzdur. Bu tarz örnekler de attım yani. Coğrafik olarak böyle çok tabii, içerisinde tabii olmayan ama global bir sel. Şimdi yapabiliriz. Afganistan'a en yakın nerede var? Pakistan'da var. Pakistan'la onun arasında bir anlaşma yapmanız lazım gibi ama global ölçekte bir kullanım durumlarında benim aklıma gelmişti incelerken. Yani bu kısmında böyle özetleyebiliriz herhalde yaygın kullanım durumlarını. Bir tane ben eklemiştim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Geçeyim mi bir sonraki slide? Yok, devam edebiliriz sanırım. Tamam. Buyurun. Özelliklerini şöyle hızlıca bahsedersek aslında hep söylediğimiz gibi normal yerelde kullandığınız, on-prem'de kullandığınız veya şu an hali hazırda çalıştığınız veri merkezinde kullandığınız VMware özelliklerinin tamamı bir kere Microsoft Azure üzerinde de destekleniyor. Bununla birlikte tabii ki Microsoft Azure'la entegrasyon yaptıktan sonra Microsoft Azure'un güvenliği, işte SLA değerleri, DevOps araçlarıyla kullanılması, işte governance dediğimiz ya da compliance dediğimiz uyumluluk özelliklerinin eklenmesiyle birlikte daha üst düzey bir VMware çözümünü Azure VMware solution'la elde edebiliyorsunuz. Ve tabii ki Paki Hocam'ın o daha bir uzman olduğu otomasyon servisleriyle bunları entegre ederek sistemlerinizi daha aktif bir şekilde, daha faydalı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Maliyet avantajı da var lisanslamadan kaynaklı. Bu özellikleri de eklediğimizde sanırım tadından yenmeyen bir servis karşımıza geliyor. Evet. Geçeyim mi bu slide'ı? Tabii tabii, geçebiliriz. Aynen. Tamam. Şimdi hizmet bileşenlerine bakalım. Biraz da hızlandırayım. Şöyle. Bu arada çok özür diliyorum. Arkadaşlar herhangi bir sorunuz varsa lütfen hani sunumun bitmesini beklemeyin. Bu arada Mustafa abi chat kısmı açık değil mi katılımcılara? Herkes soru sorabiliyor. Şöyle chat açık. Aynen, webinar olduğu için chat açık. Mikrofon ve şeyler kapalı. Tamam. Chat ekranından istedikleri gibi sorabilirler. Hani bu default ayar geliyor. O yüzden bir şey hani uzun uzun anlatmak isterse konuşmacı yapabilirim tabii. Hiçbir sorun yok. Tamam. Yani lütfen sorunuz varsa tamam. Arkadaşlar yazabilirsiniz. Evet. Teşekkürler. Pardon. Hizmet bileşenlerine geçelim. Şöyle bu kısma gelelim. Aktarmak isteyeniz var mı? Kısaca bahsedeyim isterseniz hocam. Lütfen, normalde lütfen. Azure VMware Solution'ı aktif etmek istediğinizde bir kere öncelikle sahip olmanız gereken, Mustafa hocamın da bahsettiği gibi bazı ön gereksinimler var. Yani bunu her Azure aboneliği üzerinde gerçekleştiremiyorsunuz. Şu anda, en azından şu anda, belki ileride değişiklik olabilir. Microsoft Azure, Azure VMware çözümünü çalıştırmak istediğinizde ya Enterprise Agreement lisansına, yani EA lisansa sahip olmanızı ya da CSV lisansına sahip olmanızı istiyor Azure üzerinde. Eğer bu servis, bu lisanslara ya da bu tarz aboneliklere sahipseniz artık bu çözümü kullanabiliyorsunuz. Peki kullandığınızda size ne gibi yazılım ve ne gibi donanımlar sağlıyor derseniz de zaten ekranda bahsediyor. Bir kere hostlarınız üzerine ESX'i yapılandırıyor. Kendisi yapılandırıyor bu arada. Siz sadece bir iki tıkla belirli isimleri ya da IP aralıklarını söyledikten sonra bu servisi çalıştırdığınızda kendisi ESX hostlarını hazırlıyor, vCenter'ı kuruyor, diskleri, flash disklerin hepsini vSAN'la yapılandırıyor. Network ortamınızı T0, T1, router'larınızı NSXT ile yapılandırıyor. Ve tabii ki migration yapabilmeniz için de HCX Advanced lisans, daha doğrusu özelliğini yapılandırıp ortamınızı hazır hale getiriyor. Arka tarafta çalışan donanımlarınız da şu anda en azından Avrupa içerisinde, yani Kuzey Avrupa Dublin Data Center'ı ve Batı Avrupa
Amsterdam Data Center'ında AV36 modelinde bir 36 core'lu bir ne derler sunucu size veriyor. Bu sunucunun 576 GB'lık RAM'i var. Toplamda işte 18 küsür terabaytlık bir ne derler storage alanına sahip. VSAN tabii ki yapılandırılmış. Ve aynı zamanda da iki tane bayağı bir üst düzey network kartına sahip bu sunucular. Bunda birazdan Flight Simulator oynayabiliyor muyuz Önder? Yok, sadece VMware çalıştırabiliyorsunuz ama VMware'in üzerine bilmiyorum Flight Simulator kullanabilir misiniz hocam? Biraz kuvvetli gibi geldi yani. Evet, iştahımı kabarttı da o yüzden söyledim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde tek bir sunucuda çalıştıramıyorsunuz bunu. Siz Azure üzerinde bir Azure VMware çözümü kullanmak istediğinizde Microsoft'tan bu tarz bir sunucu kiralamak istediğinizde Microsoft size diyor ki minimumda 3 tane kurmanız gerekiyor. Çünkü arka tarafta o fault tolerance yapabilmeniz için bunları bir ne derler bir cluster yapısıyla kendi hazırlıyor ve sizin kullanımınıza sunuyor. Yani çarpı 3 dememiz lazım bu donanıma. Minimum 3 ama istersek artırabiliyoruz daha sonrasında. Tabii tabii. O limitlerinden birazdan bahsedeceğiz. Tamam. Microsoft Azure'un her kullanıcıya ya da her müşterisine sunduğu o reserve instance dediğimiz yapı burada da var. Yani 7/24 çalıştırmaya garanti ettikten sonra ben 1 yıl taahhütlü ya da 3 yıl taahhütlü bunu kullanmak istiyorum dediğinizde inanılmaz %70'lere yakın fiyat avantajına sahip olabiliyorsunuz. Bunu host seviyesinde soruyorsa bir sorun yok bence. Hani dedicated host veriyorsa yani orada dedicated çok ilginç geldi bana. Zaten dedicated host veriyor. Yani dedicated host ortam yok. Evet. Anladım. Onu dedik. O şunu söylemeye çalışıyorum. Hani biz onu yaparken sanal makinalarda genelde verilir ya bu tarz reserve instance'lar. Yani sanal makinede çalışmasıyla ya da storage'da her şeyde kaynaklı da reserve instance olmamasına rağmen şöyle düşünün. Yani dedicated host çalışacak 36 core'luk bir makine alan adam üstünde dünya kadar sanal makine çalıştıracak. Aynen öyle. Yani hocam sesin gitti galiba. Özür dilerim. Evet bağlantım gitti benim. Duyabildiniz mi en son söylediğimi? Yok sanırım kesildi. Duyabiliyor musunuz şu anda? Şu anda duyuyoruz. Tamam az önce kusura bakmayın. En son söylediğimi çok hızlı bir de süreyi de çok efektif kullanmak istiyorum. Yani sanal burada dedicated hostların içerisine sanallar kuracağız ya örnek olarak VMware'deki gibi. Evet. Tamam. Yani burada dedicated hostlardan 7/24 çalışmayacak mı? Benim kafamda en böyle şeyler yani. 7/24 çalışacak. Doğru yani, diyorsunuz hocam. Evet o yüzden de yani mesela burada evet reserve instance'ları seçmemek çok böyle şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Aynen öyle ve şöyle, fiyat avantajı da sağladığı için evet. Yüksek fayda sağlayabiliyoruz. Şöyle istersen limitlerden hızlıca ben bir bahsedeyim. Sonrasında ilerletelim. Biraz da katılımcılarımız zamanını da kullanalım. Çünkü öğlen 1 olacak Türkiye'de. Kaynaklar aslında çok güzel bir şekilde hani bahsedilen kısım şuydu. Çılgın bir core görüyorsunuz veya kaynak memory görüyorsunuz. Tabii burada gereksinimler var. İşte 3 tane minimum olması gerekiyor ama ben bunu 37 tane yapabilir miyim? 36 tane yapamam. Çünkü private cloud başına cluster bu arada sayısından bahsediyor. 12 tane. Minimum node sayısı 3 tane ve maksimum şey cluster başına düşen node sayısı 16 tane. Ve böylelikle private cloud node sayısını 96'ya kadar kullanabiliyorsunuz. Bu arada bir vCenter'ı biliyorsunuz merkezi yönetim aracı. Private cloud başına da bir vCenter'a izin veriliyor. Önder bahsettiği şey şuydu. Taşıma için kullanacağımız hani lisans feature'larla birlikte gelen HCI site pairing yapacaksanız da burada advanced kullanacaksınız. 3 enterprise'da 10 tane gibi bir rakam var. Express Route buranın can alıcı noktası birazdan bahsedecektir Önder. Biz zaten ilk başta konuşmuştuk. Express Route sayısı ve Express Route'daki port speed'lerle ilgili gene bir limitasyon var. Ki gayet doyurucu aslında 10 gigabitlik bir şey veriyor. Public IP tarafında herhalde burada Virtual One'dan bahsediyor. Expose edeceğimiz bir yapıda. 100'e kadar da Public IP hizmeti kullanılıyor. VSAN kapasitesi az önce bahsetmiştim aslında. Hani bizim kullanabildiğimiz hani storage'lar gibi düşünelim lütfen burada. Toplam kullanabildiği %20-75'ini veriyor. %25'i de SLA için sağlanıyor diyoruz. Aynen. Burada, hatta o 18 terabayt demiştim ya sunucu başına verdiği alın. Hatırlıyorum. Onun %25'ini fault tolerance için kullandığını düşünün. Gerisini dataya ayırabilirsiniz.
Sunucu başına tabii bu. Tabii. Gayet iyi ölçütler ve şeyler. Türkiye'de de hani ya da sizler bugün bir proje yaptığınızda burada hem network hem storage alımlarını dahil etmeniz gerekiyor. Şöyle dağıtımla ilerleteyim. Birinize bırakayım istiyorsanız. Tamam. Hızlıca bahsetmek gerekirse aslında biraz önce söylediğim gibi bu Azure VMware çözümünü Azure üzerine dağıtabilmeniz için bir kere ilk başta EA anlaşmanızın ya da CSP anlaşmanızın olması gerekiyor. Bu tarz bir Azure aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Bundan sonra artık Microsoft Azure üzerinde biraz vaktimiz olur mu bilmiyorum. Uzun bir şey ama belki bunu bir sonraki sunumda da yapabiliriz. Bir sonraki de yapalım hocam sana evet, zahmet. Evet. Bir support case açmanız gerekiyor Microsoft üzerinde. Çünkü neden? Aslında bu bir hazırda gelen bir servis ama arka tarafta bazı hazırlıklarının yapılması gerekiyor. Yani hızlı bir çözüm değil. Hani Microsoft Azure'da bir şeye alışkınız ya, bir servisi hemen birkaç saniye içerisinde ayağa kaldırmaya alışkınız ya. Evet. Burada biraz daha bir çalışma gerekiyor. Çünkü hostların hazırlanması, hostların müşteriye dedike edilmesi, o biraz önce bahsettiğim servislerin işte vCenter'dır, ne derler, HCX'dir, NSXT'dir, bu servislerin kurulması, yapılandırması, networklerin ayarlanması gerekiyor. O yüzden öncelikle bir support case açmamız gerekiyor. Dememiz gerekiyor ki Microsoft'a benim 3 tane minimumda tabii ki AV36 sunucusuna ihtiyacım var demem gerekiyor. Microsoft bunu bizim için hazırlıyor. Bu birkaç gün sürebiliyor. Ondan sonra sunucularınız hazır hale geliyor. Ardından bu sunucuların daha doğrusu da bu servisin çalışabilmesi için abonelik üzerinde bir register yapmamız gerekiyor. Yani bu servisi benim kullanmam gerekiyor demem gerekiyor. Daha sonra artık bu çözümü Azure üzerinde yapılandırabiliriz. Bunun için öncelikle Azure VMware servisini oluşturuyoruz. Ardından networklerimizi yapılandırıyoruz. Bu networkler Azure ağlarına erişebilmemiz için ve tabii ki VMware ortamını yönetebilmemiz için gerekiyor. İlk başta dağıttığınızda Azure VMware çözümü dışarıya açık bir yapı olmadığı için, yani internetten erişime kapalı olduğu için bir Jumpbox sunucusunun kurulu olması lazım ki yani o vCenter arayüzüne ya da HCX ya da NSXT arayüzüne erişebilmeniz için bir Jumpbox kurmanız gerekiyor. Senin de söylediğin gibi hocam Express Route bağlantısıyla kurum içi yapınızın bağlantılı hale gelmesi gerekiyor. Ardından da vCenter'a NSXT'ye bağlanıp tüm yapınızı yönetebiliyorsunuz. Dağıtım adımları aslında bu şekilde. Ama şeyden korkmayın arkadaşlar. Yani ben tekrar vCenter'ımı kuracağım, NSX'imi yapılandıracağım, işte arka taraftaki Tier 0, Tier 1 routerlarımı yapılandıracağım diye korkmayın. Siz sadece Microsoft Azure arayüzü üzerinden bu servisi deploy ettikten sonra Microsoft her şey içerisine hepsi giriyor. Yani VMware yapılandırması ve arka taraftaki network yapılandırması da. Tabii ki storage'ların da yapılandırması. Microsoft sizin için hallediyor ve kullanıma hazır hale getiriyor. Okeydir. Süper oldu hocam. Özetledin. Şimdi bunlar demolarını ve şeylerini yapacağız sizlerle sonrasında. Evet. Sen, içerik olarak da en son 4. bölümleri hani göstereceğiz sonrasında. Şimdi network tarafına isterseniz hani bir temeli anlayalım ki sonraki kısımlarda bunları kavramları konuştuğumuzda da aslında çok daha net anlayacaksınız. Var mı burada aktarmak istediğiniz? Ben mi aktarayım? Ya da senin aktarmak istediğin bir şey var mı? Burada network ile ilgili hani çok kısa bir şey söylemek gerekirse bu da aslında buyurun, bu lütfen. Yani zaten birazdan değineceğiz. Kurulum yani bu AWS'in Azure üzerindeki kurulumu gerçekten son derece basit. Yani bomboş bir private cloud, yani daha doğrusu bomboş bir servis ayağa kaldırıp akabinde onu adım adım yapılandırıyoruz. İşte bunu on-prem'deki sisteme bağlanma, çeşitli araçları kullanma, işte migration sürecinin başlatılması, bu entegrasyon tamamen sağlandığında Azure'daki yönetim araçlarıyla birlikte entegre edebiliyor olma yaklaşımı vesaire derken yavaş yavaş yapılandırdığımız bir süreç var. Ama tabii ki buradaki gereksinimlere bakıldığında az önce de konuştuğumuz gibi hem storage tarafında hem host tarafında Azure'daki ya da kullanacağımız network bileşenleri tarafında bir takım kompleks kavramlar da var. Buradaki yani tabii ki çok detaya inmeyeceğiz adım adım ama şunu çok net söylemek lazım. Yani network planlarken
gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Buradaki hani öyle değil mi Önder? Yani kullandığımız her bayağı yüksek seviyedeki subnet her biri farklı amaç için yapılandırılmış. Bunların doğru şekilde mimarisinin önceden planlanmış olması gerekiyor. Hani bir uyarı anlamında söylemek gerekirse network yaklaşımını da azımsamamak, planı biraz düzgün ve doğru bir şekilde yapılandırmak herhalde önemli gibi geliyor. Aynen hocam. Senin bahsettiğin gibi şu an bu aktif olarak çalıştığım Azure VMware çözümü müşterimiz için Azure VMware çözümünün planlama sürecindeyiz ve bu planlama adımı sadece 4 hafta mesela. Çünkü network dediğin gibi çok önemli. Sadece network tarafı da bitmiyor. Bununla beraber işte güvenlik tarafı, storage tarafı, VMware tarafıyla ayrı ayrı toplantılar yapıp bunun planlamasını gerçekleştiriyoruz. Süper. Peki ilerletiyorum. Bir sonraki konu Network'te aslında. aslında burada önemli olan nokta senin de Mustafa hocam söylediğin gibi Express Route. Çünkü biliyorsunuz VPN yapısı ayrı bir ne derler çözüm Express Route'un yanında. İnternet üzerinden gerçekleşen bir çözüm. IPsec'le aslında site to site yapabildiğiniz Azure ortamını ve kendi ortamınızı internet üzerinden tabii ki güvenli çünkü IPsec'le gittiği için kurabildiğiniz bir altyapı. Ama Express Route'a geçtiğinizde Express Route biliyorsunuz internet üzerinden değil. Eski tip hani o bahsettiğimiz leaseline bağlantılarla benzeyen bir yapı. Siz bir servis sağlayıcısına bağlanıyorsunuz. Bu servis sağlayıcısı Microsoft Azure'a direkt bağlantısı olduğu için internete çıkmadan tek bir hat üzerinde verilerinizi gönderip alabildiğiniz bir altyapı aslında Express Route. Türkiye'de bilmiyorum hocam bir aralar BT, İtalya Telekom gibi firmalar Şu bunu anda Equinix destekliyordu. ağırlıklı. Evet, Equinix yapıyor şu anda Türkiye'de de. Equinix'in Bütün dünyada, benim şu Equinix. anki müşterimde de Equinix var. Evet. Bizde de burada. O sağlıyor Türkiye'de de evet Aynen. ağırlıklı olarak. Çünkü çok büyük bir anlaşmaları da var Microsoft'la. Hani Excel hatta Confidential değil, Edge noktası şu anda. Azure'un Edge noktası şeyde çalışıyor. Equinix'te çalışıyor Türkiye'deki. Bazı işte bildiğiniz o Edge içeride çalışması gereken bazı CDN ya da özel servisler. O taraftan da bir şey sağlıyor. Biz bir müşterimize şunu yaptık mesela. Data upload ederken de oraya veriyi götürüp upload ettik. O öyle kullanımları da sağlıyorlar. Yani Aynen. çok böyle farklı bir şey var ama senin söylediğin tabii Express Route üzerinde konuştuğunuzda o hattın durumu, boyutu, işte hızı gibi onları belirleyip size bir fiyatlandırma sağlıyorlar diyorum. Hızlıca Şöyle şunu da ilerleyeyim. ekleyeyim hocam. Lütfen, lütfen. Azure VMware çözümünü Azure üzerinde konumlandırdığınızda sizden bir /22'li bir IP adresi istiyor. Bu /22'li IP adresi IP aralığı daha doğrusu Azure VMware ortamınızı yönetmek için. Bu IP aralığını verdikten sonra arka taraftaki segmentleri işte uplink segmenti, vMotion segmenti, replication segmenti, management segmenti ya da diğer segmentlerin Microsoft Azure kendisi otomatik olarak hazırlıyor. Ve sizin karşınıza bir tane de gateway getiriyor. Bu VPN gateway ya da Express Route gateway olarak kullanılabilir. İşte siz bu gateway ile var olan Express Route yapınızı Global Reach Azure Express Route'un Global Reach özelliğiyle birbirine bağlıyorsunuz. Şu ortada gördüğünüz şekilde. Normalde Global Reach'in çok yüksek bir maliyeti var ama bu servis içerisinde bu maliyeti Microsoft Azure karşılıyor ve sizden herhangi bir ücret talep etmiyor. Yeter ki Azure VMware çözümünüzle kurum içi çözümünüzü birbirine bağlayabilirsiniz diye. Hızlanıyorum şöyle. Buralar aslında konuştuk Global Reach ve diğer tarafta. Burada yani detaylıca network konusunda konuşacağımız için ilerleteceğim. Çünkü bayağı bir network ayarı var. Hani Önder sağ olsun onu bölüm olarak da anlatacak bizlere. Ve önemli yani hani önemli olmaması gibi yapıyor. Küçük bir Azure ortamında bir yapı yaptığınızda bile müşterilerimizle ya da kendi çalışmalarınızla virtual networkler ya da buna benzer işte bileşenleri eklememiz gerekiyor. Burada tabii baştan iyi bir tasarım yapılıp ona göre konuşlandırmak gerekiyor. Bu Bir arada sonraki network depolama. konusunda Lütfen çok pardon, efendim. hani sadece minik bir detay olsun diye Buyur lütfen. söylüyorum. Yani büyüklüğünü anlatabilelim anlamında. Bu /22'lik bir adres space verildiğinde aslında arka tarafta 19 tane
Az önce saydım emin olmak için. 19 tane subnet, irili ufaklı farklı büyüklüklerde Azure tarafından oluşturuluyor. İşte tıpkı Önder'in de dediği gibi işte vMotion için ayrı, işte vSAN için ayrı, HCX için ayrı vesaire gibi. Aynı zamanda bir 15'e yakında farklı portun da önceden açılıp hazırlanmış olması. Yani aslında bunu tabii çok önemli, minik bir detay elbette ama söylemek istediğimiz arkada network tarafında kompleks bir yapının arka planda oluşturulduğuna yönelikti. Aynen. Yani çok basit 2-3 adımda kurulan aslında bu servis arkada daha büyük işler yapıyor bu sistemi hazırlayabiliyor olmak için. Da söylemiş oldum. Konuyu açıyor hocam. Ben de bir kısa bir ekleme yapayım. Bu lütfen. Slash 22'li sadece arkadaşlar AVS ortamınızı yani Azure VMware Solution ortamınızı yönetmek için kullanılan bir IP aralığı. Kendi workloadlarınız için yani sunucularınız için, VM'leriniz için oluşturacağınız segmentleri kendiniz söyleyebiliyorsunuz. Bir güzel tarafı da şu, kurum içerisindeki network'ünüzü de Azure VMware çözümüne extend edebiliyorsunuz. Yani kurum içerisinde kullandığınız IP aralığınızı Azure üzerinde de yapılandırabiliyorsunuz. Normalde bildiğiniz gibi Express Route da kursanız, VPN de kursanız, kurum içerisindeki yapıyı, network yapısını, aralığını daha doğrusu Azure'a extend edemiyorsunuz ama bu yapıda bu da desteklenmekte. Peki, şöyle depolamaya geçebiliriz. Aslında burada depolamada hani alışık olduğumuz vSAN ve polisler kısmı gerçek hayatta kullanılıyor. Şimdi burası çok deniz derya kısımlardan birisi. Bunu da ayrıca bölümledik, onu söyleyeyim. Biz sadece bugün içinizde şey olmasın diye bir ön bilgi, tekrar bir bilgi vermek istiyorum. Bunları sadece networking anlatacağımız bir bölüm var, ikinci bölüm. Sadece storage anlatacağımız üçüncü bölüm var. Migration ve demo yapacağımız dördüncü bölüm var. O açıdan lütfen şey olmasın, hatta slide'ı hesapta paylaşırım. Onu da linkini eklerim videonun altında. Sizler de indirebilirsiniz. Biz sadece hangi kavramlar var ve neler yapmamız gerekiyor, bunlarla ilgili bir kısma gireyim. Şimdi tabii burada bir storage seviyesi, donanım bilginizin olması gerekiyor. Şimdi neredeyse birçok üretici all flash şey satıyor biliyorsunuz, storage'lar satıyor. Burada Microsoft aslında hani cluster olarak yani sizin normalde kullanımıza belki kurumların kullandığı şekilde depolama hizmeti veriyor. Bu birincisi büyük bir rahatlık. Bunu soracaktır zaten. Büyük bir veri merkezini taşımak isteyen bir firma. Varsayılan olarak da yine depolamada deduplication ve compress işlemleri gerçekleşen yani tekilleştirme ve sıklaştırmada etkin hale getirebiliyorsunuz vSAN veri depolarını. Bu da herhalde her firmanın artık soracağı kısımlardan birisidir ki çok önemsiyorlar burada. İşte class vSphere cluster'ları kuracaksınız notlarınızda. Burada iki disk grubu geliyor. İki ayrı bir disk grubu oluşturabiliyorsunuz. Birincisi her disk grubunda bir ön bellek diski var. Bizim hani cache dediğimiz bellekler. Ve üç kapasitede ayrılıyor. Birazdan Önder'i bırakın belki detayını anlatmak isterim ama bence çok da girmeyelim hani o detaylara ki öbür webinarlarımızın şeyi kaçmasın. Burada tabii policy'ler kullanabiliyorsunuz. Yani burada vSAN storage policy'lerde kısım normal kullananlar yani on-prem yapısındakine benzer bir kısımda sunuyor. Aslında size hani SLA düzeyinde garanti etmek için işte nesnelerin hangi nasıl belirlenebileceği, tahsis edileceği ile ilgili polisler ve kurallar oluşturma şansına sahipsiniz. Fault tolerans için bir çalışma var, hata tolerans için çalışmalar var burada. Bunlarla ilgili tanımlamalar yapabiliyorsunuz ve bu tanımlamalarla yönetiyorsunuz bu fault tolerans ve hata toleranslarını. Az önce konuşmuştuk hatırlarsanız. Hani SLA seviyelerini Microsoft çok ciddiye alıyor. Hatta ben sağ olsun dün hem Önder'den hem Baki'den bir konuda destek istemiştim. Bir şey yolladılar. Hemen Baki'ye şey sordum. Hani bu sorunsuz çalışıyor mu? Sağ olsun o bana hemen Azure'un SLA listesini atmıştı dün. Hemen inceledim de orada görme evet dedim. Ya bu storage, işte, blob storage, şu disk olursa şu kadar durability, bu kadar availability, şu kadarlık da şeyi var gibi. Microsoft burada SLA'leri ayırabiliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi %75'ini kullanım, %25'ini de yedek kapasite için size SLA olarak sağlatıyor diyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Geçeyim mi bir sonraki adıma şöyle alert ve monitoring'e? Belki atladım bir iki bir şey vardır. Yok hocam, bence tamam, geçelim süper. İsterseniz. Evet, bir monitoring kısmı burada herhalde Önder biraz sen çok seversin. Üç tane çok fazla kom projeleri yaptık. Monitoring kısmı da anlat. Çünkü şeyler çok kullanıyorlar biliyorsun. VMware yapılarında evet. Hem kendi şu vCenter üzerinde gelen monitoringleri ya da işte Zapix, Grafana gibi extend ediyorlar diğer üreticilerle.
bunlara belki ihtiyaç bile kalmayacak değil mi? Workbook'larla, alertlerle bunları çözebilecek bir hale geleceğiz. Aynen hocam. Azure Monitor'u bildiğimiz Azure Monitoring servislerini aslında burada kullanabiliyoruz, yapılandırabiliyoruz. Azure Monitor'dur, Localytics'tir bu servisleri kullanabiliyoruz. Hatta belki hocamla konuşmuştuk. Application Insight'ı uygulama bazında da kullanabilme şansınız var. Azure Monitor'le aslında zaten Network Watcher'la Network'ü monitörleyebiliyoruz. Azure Monitor'le performans raporlaması alabiliyoruz. İşte activity log'larla log'lara bakabiliyoruz. Automation çalıştırıp işte değişiklik moduna ya da güncellemeleri yine bu bölümden yapabiliyoruz. Aynı zamanda da Azure Alert'i kullanarak da tabii ki bu sunucularla ilgili alarmlar alabilmemiz mümkün. Bir otomasyon konusunda ona detaylı gireceğiz ama Microsoft'un bizler için hazırladığı hazır şablonlar da var. Bu şablonları da kullanabiliyoruz. Böylece karşımıza geliştirilmiş dashboardlar da çıkıyor. Bu sunucuların anlık performanslarını takip edebilmemiz için. Yani aslında bahsetmemiz gerekirse Azure temelinde kullandığımız tüm monitoring araçlarını bu servis içerisinde de kullanabiliyoruz. Evet, senin dediğin gibi tabii ki VMware'e özgü olan VMware'in kendi monitoring tool'larını da destekliyor. Bunları da ortamımızda yapılandırabilmemiz mümkün. Süper. Ya bunlar dediğim gibi konuşuruz. Zaten diğer şeyler de anlatıyoruz. O açıdan da hatırlıyor musunuz? İlk başta söylediğim kısma denk geliyor. Sadece VMware'in yeteneklerini değil aslında Azure'un ya da diğer hatta buraya istediğimiz her şeyi ekletebiliriz. Çünkü Microsoft'un Bakin çok güzel özetledi ki büyük üreticilerle olan anlaşmasıyla güvenlik tarafında kullanacağımız işte network cihazlarını işte şey tarafında kullanacağımız monitoringleri sadece Microsoft'un değil birçok şeyi ekletme şansa sahibiz. Yani geleneksel infrayla cloud içerisinde kullanabiliyoruz. Aslında ben bunu sana sormuştum sohbet ederken de. Belki birçok bu şu anda bizi izleyenin de en merak ettiği konu bu. Yani çünkü ben VMware'e gittiğimde en azından birçok müşteride çok uzman olmamama rağmen gene söylüyorum ama sanal makine açabiliyorum, yönetebiliyorum, işte storage pool'ları görebiliyorum, template'ler oluşturdularsa o template'ten sanal makine oluşturabiliyorum ya da işte bir OVA dosyası varsa import edebiliyorum. Yani VMware'i bir şekilde yönetiyorum. Şimdi herkes şunu soracak, ben yönetimde nasıl sıkıntı yaşayacağım? Nasıl olacak? Burayı isterseniz bir konuşalım. Bence en böyle önemli kısımlardan birisi diye düşünüyorum. Kesinlikle, buyurun. Kesinlikle. Yani evet. Hangisi, hangi servis kimin sorumluluğunda birazdan bunu göreceğiz zaten. Bence de çok önemli. Evet. Evet, burada aslında hocam o biraz önce söylediğin gibi klasik ortamda kullandığınız araçların hepsi bu servis üzerinde de kullanılabilmekte. Çünkü söylediğimiz gibi Microsoft sizin için müşterileri için bu servisleri zaten ayağa kaldırıyor. İşte vSphere'dir, vCenter'dır, işte Migration için SCX'dir ya da Network için NSXT servisini zaten kuruyor ve bu portalları da sizin için hazır hale getiriyor. Siz dilerseniz bu portalları kullanmaya devam edebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece bu portallara erişmek. Çünkü söylediğim gibi bu servisi yapılandırdığınızda bu servisin yönetimi dışarıya açılmıyor. Yani internete açık bir servis değil, bir public IP adresiyle bu servislere erişemezsiniz, bu arayüzlere erişemezsiniz. Bunları yapabilmeniz için bir Jumpbox sunucusunu kurmanız gerekiyor. Bu sunucuya bağlandıktan sonra bu iç IP'lerle, örneğin şurada yazan 10.50.0.2 IP'siyle bu arayüzlere erişebiliyorsunuz. Ben bu arayüzleri kullanmak istemiyorum, Azure portalıyla devam etmek istiyorum derseniz de Azure VMware çözümünün Azure üzerindeki özelliklerini de, daha doğrusu arayüzünü de kullanabiliyorsunuz. Burada yaptığınız her türlü işlem arka tarafta zaten vSphere'e ya da vCenter'a ya da işte network ayarları için NSXT'ye otomatik olarak kaydediliyor. Yani her iki arayüzü de kullanmamız mümkün burada. Evet. Ama burada hani bir şey kaybı yaşamayacağız. Onu net anlıyorum. Yani insanların o biraz da konfor alanı vardır ya ve haklı olarak da bir konfor alanı. Biz de teknik adamlarız. Yani o tarafta en iyi bildiğimiz arayüzle ya da şeyle yönetmek isteriz. O açıdan bence güzel düşünülmüş değil mi? Hem portal hem de bu tarz bir şeyle bağlantısı olarak kullanılmasını. Azure tarafıyla da portal içinde de bu şekilde. Çok güzel örnek paylaşmışsın. Hani bence bir süre sonra da alışacaklardır. Burası da keyifli. Gün geçtikçe de keyifli hale geliyor. Otomasyon artmasına rağmen Microsoft burayı öldürmüyor. Onu söyleyebilirim size. Hatta ben şey diyorum ya, her ay eğitimler veriyorum. Bazı dönemlerde çok daha, mesela backup anlatıyordum geçen gün. Backup center gerçekten devreye sokmuşlar. Backup'ta şaşırdım ilk başta. Adem bunu buradan mı yapıyorduk? Yoksa
recovery vault mu oluşturdum? Meğersem hepsini bir araya toplamışlar. Burada gerçekten sorunsuz ve user friendly bir şekilde şey sağlıyor. Ben şöyle geçeyim. Burayı istersen biraz Vahik'ten aktarır mısın? Hani paylaşılmış sorumluluk matrisi ne aslında? Hani bu NSX özelinde değil ama cloud'ın belki de en çok konuşulan kısımlarından birisi. Evet. Yurt dışında da böyle karmaşa oluyor mu bilmiyorum. Çok özür dilerim, tamamlayayım. Ya Türkiye'de diyorlar ki ya Azure'a geçtim, güvenlik hiç umurumda değil. Azure'a geçtim, örnek söylüyorum. Bulut servis sahasına geçtim, backup'ı ben mi alacağım? İşte bulut servis sahasına geçeceğim, bla bla örnekleri arttırabiliriz. Sen istersen biraz bu shared responsibility matrix dedikleri kısmı biraz aç bize. Ve hani burada Önder eklemek istediği bir şey olursa da oradan devam edelim. Çok önemli bir kavram çünkü. Tabii aslında zamanımızı çok aşmamak için biraz kısa tutayım. Aha. Ama çok çok önemli. Bence en önemli konulardan bir tanesi yani benim perspektifimden. Çünkü neden? Azure'daki bütün servisler gibi aslında burada da şunu düşünmek lazım. Hani biz değil mi bugüne kadar IaaS ve PaaS servislerini yani altyapıyı ya da sadece platformu sanallaştırdığımız çözümlerle ilerledik. Yani bir sanal makine kurduğunuz zaman bu sanal makinenin host edilmesine ilişkin bütün özellikler tabii ki Azure tarafından karşılanıyor. Ama burada bunun gerçekten güvenli ya da her zaman erişilebilir olduğunu planlamak sizin göreviniz haline geliyor. Yani bir VMware o bölgedeki bir aksaklıktan dolayı çöktüğünde tabiri yerindeyse sizin eğer onu destekleyecek başka bir alanda onun bir replikası konumunda bir başka bir makineniz yoksa burada sıkıntı sizin sorununuz haline geliyordu. Öyle değil mi? Dolayısıyla sizin bunu bir şekilde bu felaket senaryolarında planlamanız gerekiyordu. Benzer bir şekilde burada da şunu söylemek lazım. Yani bakacak olursak deployment ve lifecycle tarafında Microsoft neredeyse birçok şeyi omuzlamış gözüküyor. Çünkü niye? Yani sizin halihazırdaki platformunuzu, VMware platformunuzu Azure'a taşıyıp oradaki yani öncelikle bu sys servisi kurup on-prem ile bağlantıyı kurup arkasından da taşıma işlemini gerçekleştirme eyleminiz, işleminiz deployment ve hani bir nevi life cycle olarak adlandırılıyor. Diğer bütün entegrasyonları bir yana bırakacak olursak. Ve burada gördüğümüz gibi maviyle işaretlenmiş alanlar Microsoft'un sorumluluğunda. Çünkü burada sadece artık spesifik uygulamalar, sanal makineler ve işletim sistemi seçimi ve bunların işletim sistemi içerisindeki konfigürasyonları bir yana bırakacak olursak deployment ve life cycle tarafı tamamen üstlenilmiş gözüküyor Microsoft tarafından. Ama configuration kısmına geldiğimiz zaman ise burada da çok dikkatli bakacak olursak yine yani donanımsal Azure servisine ilişkin işte fiziksel güvenliği değerlendir. Çünkü fiziksel güvenlik de hali hazırda Microsoft'un sunduğu bir sunucu ve onun barındırdığı data center'da işlediği için onun da sorumluluğu Microsoft'ta. Özetle donanımsal işlemlerin tamamı yine konfigürasyon bazında Microsoft tarafından planlanmış durumda. Ama kendi etkileşimi dışında kalan diyelim. Yani kendi sorumluluğu dışında kalan, müdahale etmesi imkansıza yakın olan kavramlarda ise ya da farklı esnekliklerde, farklı konfigürasyonlarda, opsiyonlarla çalışabilecek durumlarda bu sorumluluk müşteriye tabii bırakılmış durumda. Bu bir tercih meselesi tabii. Yani siz network'ünüzü kendinize göre yönetebilirsiniz. Kimlik yönetimini işte efendime söyleyeyim ya da VMware'in kendine ait servislerini buna tabii yine işletim sistemi, uygulama ve sanal makinelerin yönetimi de dahil olmak üzere istediğiniz esneklikte kendi yöntemlerinizle ilerlemek isteyebilirsiniz. Bundan dolayı da konfigürasyon kısmı yarı yarıya diyelim Microsoft ve müşteri sorumluluğuna bırakılmış durumda. Yoksa bu taraf Microsoft'un yetkin olmadığı bir konu olduğu için değil, tamamen müşterinin esnek bir şekilde sistemini yönetebiliyor olmasına olanak tanımak için planlanmış bir yapı diyebiliriz. Sizin eklemek istediğiniz bir konu var mı burada? Bence çok güzel özetledin. Aynen. Bu aynı yerlerde işte hem güvenlik tarafında da konuştuğumuz konulardan birisi. Burada da sorumluluğun aslında kimde olduğu ve buna göre gidilmesi ilgili çok güzel bir özetledin. Ağzına sağlık. Ben şöyle yine ilerleteyim. Herhalde yine en çok hani şu yönetim ekranından bahsetmiştim ya, milliyet konusunda biz çok severiz yani bir şeyi bir yerden hani bu tarz projelerde. En önemli konulardan birisi de sona doğru da yaklaşıyoruz. Konulardan birisi bu. Şöyle yapayım Önder istersen ya da Baki hanginiz. Burayı da bir açıklayalım. Aynen. Migration aşamasını. Migration'ı bildiğimiz VMware Migration özellikleriyle kullanabiliyoruz yine burada. vMotion ya da vSphere Replication yapabiliyorsunuz. Tabii bunun için ortamın yapılandırılması gerekiyor ama söylediğim gibi migration için gereken HCX kurulumunu Microsoft bizlere
hazır hale getiriyor. Bizim sadece yapmamız gereken site peering. Aslında site peering'den de dediğim şu, hani bahsettiğimiz o /22'li network içerisine bazı networkleri Microsoft bizim için kuruyor demiştik ya. İşte evet. DMotion'dır, Uplink'tir, işte Replication'dır, Management'tır. Bu networklerle sizin kurum içerisinde olan networkleri site peering yaparak birbirlerine match etmeniz, yani eşleştirmeniz gerekiyor. İşte migration için, VMotion için bunu kullan. Vesper, Uplink için bunu kullan. İşte Replication için bunu kullan. Management için bunu kullanmak demeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra artık kurum içerisindeki yapınızda tabii HCX olmak zorunda bu kurum içerisindeki yapınızda da. Eğer yoksa Microsoft bunu da sağlıyor size. Bildiğiniz bir tane OVF dosyası indiriyorsunuz. Aslında bir hazır VMware dosyası. Bu dosyasını kurum içerisindeki VMware ortamınızı ayağa kaldırıyorsunuz. Hem kurum içerisinde HCX'iniz oluyor hem de Azure üzerinde HCX'iniz oluyor. İşte bu site peering'de bunları birbirine bağladıktan sonra artık sağ tuş yaparak VM'lerinizi tek bir, daha doğrusu birkaç tıkla kurum içi yapınızdan Azure ortamınıza taşıyabiliyorsunuz. Ben işte HCX yapmak istemiyorum, replikasyon yapmak istiyorum derseniz de Vsphere Replication da destekleniyor. Tabii ki SRM de kullanabilirsiniz otomasyon yapabilmeniz için. Ancak tabii ki SRM lisansı yok. Bunun için de SRM lisansına artı olarak SRM lisansına sahip olmanız gerekmekte. Tamamdır. Harika. Hemen ilerletelim şöyle. Bu beklediğimden kolay bir geçiş bu arada. Evet. Çünkü niye aslında normal on-prem'de de böyle bir geçiş var. Ben hani o açıdan söylüyorum. Hı. Beklediğimizden. Çünkü normalde bir fiziksel yapı ya da VMware yapısını ya da Hyper-V yapısını Azure'a taşıyor olsaydık çok daha sıkıntılar çıkaran bir migration süreci varken tabii burada Express Route ve HCX yapıldığı için artık normal Önder çok güzel özetledi. Makineyi taşımaya kalıyor. Yani o planlı bir taşıma sürecine geliyor ve belki kesintisiz bir halde oradaki servisin ve arka tarafta çalışan third party uygulamanın durumuna göre gerçekleşiyor. Şu HCX'i istersen bir Önder biraz daha açalım. Çünkü sürekli geçti. Çoğu servisi herkes biliyor. İşte VSAN'ı biliyor. İşte diğer tarafta vSphere kısımlarını biliyor. Burayı istersen biraz açalım. Sonrasında devam edelim. Çok pardon hocam, sessizde kalmış. Evet, aslında bu HCX VM'lerin bir ürünü. VM'ler kullananlar daha iyi bilecektir. Bir migration için VMotion yapabilmemiz için, daha doğrusu VMotion işlemlerimizi kolaylaştırabilmemiz için VM'lerin bize sunduğu bir çözüm. Söylediğim gibi bu çözüm Azure üzerinde bize hazır olarak geliyor. Ama tabii ki bunun iki versiyonu var HCX'in. Bir tanesi Advanced versiyonu, bir tanesi de Enterprise versiyonu. Varsayılan olarak Advanced versiyonu geliyor. Advanced versiyonu ile işte VMotion yapabiliyorsunuz. İşte bulk migration yapabiliyorsunuz. Yani toplu bir şekilde gönderme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yüzlerce makineyi tek bir seferde Azure üzerindeki Azure VMware çözümüne gönderebiliyorsunuz. Ama ben biraz daha gelişmiş işte network optimizasyonu yapmak istiyorum. VMotion'la gönderirken IP adreslerinin de değişmesini istiyorum gibi biraz daha enterprise çözüm istiyorsanız HCX'in enterprise lisansına sahip olmanız gerekiyor. Ve bunu ortamınızda yapılandırmanız gerekiyor. Ancak Microsoft şu anda müşterilerine HCX'in enterprise lisansını bir yıl boyunca ücretsiz olarak veriyor ve kullanıma sunmuş durumda. Bunun için sadece bir Microsoft'a işte support case açmanız gerekiyor. Bu support case'i açtıktan sonra bu HCX'in Enterprise versiyonunu da kullanabiliyorsunuz. Süper. Peki şöyle ilerletelim. Güvenlik ve uyumluluk kısmı az önce aslında slide'ın büyük resminde biraz bahsettiğimiz kısım ve maalesef diyeyim artık yani şey değil. Her firma ciddiye almayan firmalar bile o maalesef sıkıntılar yaşadıkları için hem güvenlik hem de uyumluluk compliance tarafında çalışmalar yapıyor. Şöyle göstereyim isterseniz buradaki kısımları. Biraz ben aktarayım hani dilim döndüğünce. Birincisi şunu söyleyeyim aslında burada SAP'lerde de gördüğünüz gibi burada bir sertifikalı veri merkezi görüyorsunuz. Sertifikalı donanımlar görüyorsunuz. Bu devralınan hani güvenlik kısmı için çok önemli. Çünkü sizler tabii ki karşılayabilirsiniz ama biz SAP projelerinde çalıştığımız şeylerde, taşımalarda SAP ekiplerinin hep sertifikalı donanımı seçin, sertifikalı makine size'ını seçin, family'sini seçin gibi şeyleri olmuştu. Onun dışında hani kimlik tarafında aslında şey IAM
da yaptığınız tüm işte Identity Access Management'ları yönetebiliyorsunuz. DDoS koruması var. Edge Security gibi devralınan güvenlik varsayılan da geliyor zaten. VMware ile devralınan güvenliği, öbür taraf bahsettiğim tabii ki Azure'du. VMware ile devralınan güvenliğe baktığınızda aslında yine burada hani özelleştirilmiş ve granüler hale gelmiş role-based access kontrollerden bahsedebiliyoruz. Ki VMware ekiplerinde bu var. İşte backup operators şu olsun, makinaları read-only görsün, performans monitoringini görsün gibi. Burada vMotion aslında hani çok eski teknolojilerden birisi. Canlı olarak bir sanal makinenin, bir VM'in diğer tarafa taşıması yıllardır kullanılıyor ve burada encrypted edilmiş ve trafikte de hani şifrelenmiş ve trafik seviyesinde kernel'dan bir gelen bir kısım var. Host güvenliği VMware tarafındakinin aynısı karşımıza çıkıyor. Onun dışında hani hatırlarsanız üçüncü bir kısım olan Önder'in bahsettiği o private cloud security vardı. Yani çünkü aslında biz çok da özel bir yani böyle karışık bir şey oldu biliyor musunuz? Ben ilk anlatırken Önder çok hoşuma gitti sen söylerken. Public Cloud'da Private Cloud yapıyorsunuz. Böyle size ilginç gelmedi mi bilmiyorum. Hani Private Cloud genelde şey olur ya firmaların böyle ayrıldı. Bu gerçekten ayrılmış bir yapı sunuyor ki. Çünkü zaten Express Loop'da bağlanıyorsunuz. Az önce konuştuğumuz kısım oydu. Yani VNet Peering yapamıyorsunuz. Doğru mu söylüyorum, düşünüyorum Önder? Çünkü o yok. Doğru doğru. Aynen. Yani özel bir cloud olduğu için bakın burada hem kendi güvenlik duvarı hem işte eventler ve auditlerle ilgili kısımlar, pen testler. Yani burada private cloud tarafında işte open OWASP kullanıyorsanız yani Open Web Application Security Platform biliyorsunuz bir foundation, burada bir çalışmaları izlemek için bununla ilgili güvenlikler sürece uygun gidiyor. Yani aslında bir foundation'ın bir topluluğun güvenlik web uygulamaları ile ilgili güvenlik kısımları dikkate alınıyor. Multi-factor authentication'lar, işte two-factor authentication diyeyim, rollback'ler burada da private cloud seviyesinde bizlere sunuluyor ve bizler de kullanabiliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı burada? Benim yok, ağzına sağlıyorum. Tamam, teşekkür evet. ederim. Destek kısmı herhalde çok konuşulacak kısımlardan birisidir. Evet. Burayı sizin lütfen birinize bırakayım. Evet, aslında destek, sunumda söylediği gibi tek iletişim noktamız var. Çözüm Microsoft Azure üzerinde olduğu için destek noktanız Microsoft Azure. VMware ile ilgili de bir sıkıntınız çıksa Azure üzerinde destek alma şansınız var. Tabii ki ne derler, destek anlaşmanız da doğru orantılı olacak şekilde. Support ticketlarınızı Microsoft Azure üzerinden açıyorsanız VMware tarafında bir sıkıntı olsa dahi Microsoft sizin adınıza VMware'e erişiyor ve bu sorunu çözmeye çalışıyor. Gayet iyi. Olarak fiyata da bakalım artık. Evet, bakalım çünkü uzadı ama çok teşekkür ediyoruz. Yani bir 5 dakika şimdi, 1,5 saat oldu şu anda. Ben şey kısmına bir geleyim istersen. Belki sana bırakayım burayı. Hani bölgeleri ve burayı da sen hızlıca bizlere aktarsan sevinirim. Böyle bırakalım sana fiyatlamada. Önce bölge ve kanal kullanımıyla istersen biraz aktar bize. Evet, Önder'in dediği gibi zaten buradaki desteklenen kanallar bunlar. Hani üzerine söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani zaten bir son kullanıcı olarak mesela şu an ben kendi laboratuvarımda gidip bu servisi çalıştıramıyorum değil mi Önder? Dolayısıyla evet. Benim bu kanallardan birinde yer almış olmam gerekiyor ki dolayısıyla işte destekle irtibat kurup bu servisin benim için aktif hale getirilmesini sağlıyorum. Ve desteklenen bölgelerde gözüktüğü gibi, karşı tarafta gözüktüğü gibi. Bir sonraki slide'a da geçebiliriz. Çünkü detaylı hemen, orada da hemen var. Geçiyorum. Tabii, hemen yani 3 tane seçenek var gibi düşünülebilir burada günün sonunda. Öncelikle sol taraftaki bölümde de göreceğimiz üzere kullandığın kadar öde. Bir yıllık rezerve ederek ilerle ve ya da 3 yıllık rezerve ederek ilerle gibi 3 tane seçenek var burada. Dolayısıyla da işte kullandığın kadar ödedeki rakamı görüyoruz. Burada 3 tane hostumuz olduğunu unutmayalım. Minimumda 3 hostumuz olduğunu unutmayalım tabii ki. Evet. Ama ayrıca lisanslar da dahil hocam bu fiyata. Evet. VMware lisansı, SSH evet. lisansı, NSXT lisansı ve VMware'in içerisinde çalıştırdığımız yani VSAN'ın içerisinde çalıştığımız VMware'in lisansları da. Evet. Sanal makinelerin. Aynen, aynen.
Çok güzel. Dolayısıyla zaten aslında çok basitleştirilmiş bir fiyat politikası olması bence o anlamda herhalde tek avantajı. Yani fiyatın yüksek olmasını bir yana bırakacak olursak. Ama bu denli bir servis için ben açıkçası çok da böyle ve tabii bunu kullanacak montanda büyüklükteki şirketleri de göz önüne aldığımızda çok ütopik rakamlar olmadığını düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Ve kullandığın kadar öde seçeneği bu. Bir sonraki slide'a geçebilirsek orada da burada da işte bir yıllık projeksiyonu var. Ve işte %34'lük bir indirim var. Evet, bir yıllık rezerve edip hani bu bir şekilde hani onu taahhüt etmek gibi de düşünülebilir. Bir sonraki aşamada da 3 yıllık. Tabii sol tarafta aylık ödeme yapmak isterseniz bu noktadaki zaten sağ taraftaki durum da aynı şeyi gösteriyor. İşte yani maliyeti bu anlamda bizim için bu. Dediğim gibi 3 not çok... önemli. Çok üzüldüm. Şunu çok güzel bir nokta edin. Bazı müşteriler şey sanıyor. Reserve instance olduğunda hepsini ödeyeceğini sanıyor. Reserve instance'ın yine aynı şekilde aylık ödeyebiliyorsunuz. Orada bir sorun yok. Evet. Yani upfront yapmak zorundasınız. Tek fark şu. Cayma bedelinin örnek 12 ay boyunca şöyle yapalım. 36 ay boyunca işte 10 bin dolar ödediğinizin 3.6 milyon dolarlık bir şey çıkıyor. Son 3 ayı ödemeden vazgeçtiniz. Caydınız. Böyle bir şey oldu. 30 bin doların %12'sini cayma bedeli ödüyorsunuz. Farkı bu. Yani reserve instance'larda ve şeylerde aylık ödenebiliyor. Bazı müşterilerimize şey denmiş, onu konuşuyoruz. Hayır, sen işte örnek 1000 dolarlık olursa 12 bin dolar ödemen gerekiyor. Böyle değil. Onu 12 bin doları birer, yani 12 bin doları 1000 dolarlık şekillerde ödeyebiliyorsunuz. Hadi şöyle son olarak bir şey de ekleyeyim. Aha. Şimdi tabii burada... işte sağda da solda da tabii burada aylık bilgiler yer alıyor ama sol taraftaki opsiyonlarda sadece aylık şu anda tabii ekran görüntüsünde yer almış vaziyette. Onu diğer opsiyonların da canlı sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz. Yani aylık değil de daha farklı ödeme opsiyonlarının ne olduğunu oradan görebilirsiniz. Artı bir de tabii yani mutlaka bilen arkadaşlar zaten farkındadır ama yine de ifade edelim. Yani Azure'daki diğer servislerin mesela işte Log Analytics'ten bahsettik. İşte bu bağlantının kurulması, monitörleme araçlarının entegrasyonundan vesaire. Tabii ki unutmamak lazım. Bunlar farklı Azure servisleri. Ya da işte Application Insight, işte artık ne kullanacaksak ya da Network Watcher falan gibi. Bunların hepsinin kendi içerisinde ayrı fiyat politikaları olduğunu unutmayalım. Bu şekilde yani entegre ettiğiniz zaman ben her neyi VMware Solution'la bağlarsam o da benim için ücretsizdir gibi bir algı oluşmasın. Yani, çok güzel. Tam Türk kafası. Yani. Ben öyle düşünmüştüm. Ben onu da kullandım. O niye yok bunun içinde? Hani falan, bana böyle dendi falan. Harika anladı. Yani bunu versek müşteriye, bunu eklemesek bizi öldürürler. Çok doğru söyledin. Yani ben bunu düşünmemiştim. Der çıkar işin içinden. Yani. Evet. Onu da ifade herhalde başka bir ekleyecek. Çok güzel oldu. Yok bu aşamada. Çok teşekkür ediyoruz. Burada Önder son şey sende kapatalım istersen. Evet. Aktar ve da... teşekkür edelim herkese. Tam 1,5 saat oldu. Bir 30 dakikalık bir şeyimiz oldu ama konu ilk aşamada böyle diğerini çok daha iyi hale getirip size 30 yani bir saate uymaya çalışırız. Buyur Önder son şeyi. Aynen. Hadi son olarak da lisanslamayı söyleyelim. VMware lisanslarına en azından. Evet. Bu sol tarafta gördükleriniz bir VMware vSphere, işte NSX ve HCX lisansları bu fiyata dahil, biraz önce gördüğünüz fiyatlara dahil sizin için bu lisanslar hazır hale getiriliyor ve ortamınıza kuruluyor. Ancak günlük hayatta alışkın olduğumuz VMware kullananların alışkın olduğu işte HorizonWeave ya da vRealize ya da Network Insight gibi çözümleri ya da Log Insight gibi çözümleri kullanmak isterseniz bunların lisanslarına sahip olmanız gerekiyor. Bazı durumlarda bazı lisansları, kurum içi lisanslarınızı Azure VMware Solution üzerinde kullanabiliyorsunuz ama SRM gibi çözümleri kullanmak istediğinizde artı bir lisans satın almanız gerekiyor. Microsoft ve VMware burada bir anlaşma yapmış. Kurum içerisindeki SRM lisansınızı Azure VMware Solution üzerinde kullanamıyorsunuz. Bunun için ayrıca bir ek olarak SRM lisansına sahip olmanız gerekiyor. Ama sol taraftaki gördükleriniz ücrete dahil değil. Emre Bey sağ olsun güzel bir yorumla geldi. Biz de ona ve diğer katılanlara teşekkür edelim. Yani o dediğimiz gibi çok yoğun bir dönemdeyiz. Ben hani kendi kişisel iş açısından söyleyeyim, bu kadar beklemediğimiz hani Ocak ayları biraz işte maliyetlerin, finansal şeylerin hesaplandığı aylardır. Türkiye özelinde söylüyorum tabii çok yoğun oldu. Önder hazırdan projenin içerisinde belki birçok işle uğraşıyor. Hem projeleri var hem farklı ülkelerde gerçekleştirdiği projeler var. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Emre Bey'e de ayrıca teşekkür edelim. Bizi dinledi. Desteğiniz için teşekkür ederim dedi.
Ya ezbere gitmenize gerek olan bir durum yok. Birer hafta arayla gideceğiz. Bir arkadaşlarımla söz vereyim ve kapatalım. Çok teşekkür ediyorum Önder, Baki. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Evet, biraz zamanı açtık. Hem biraz geç başladık. Biraz da herhalde özlemişiz konuşmayı birlikte. Evet. Onun da etkisiyle evet. Uzattık biraz. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Ama çok teşekkürler katılımınız için. Önümüzdeki sunumlarda tekrar görüşmek üzere. Arif'ten yine. Ben de çok teşekkür ederim katılan bütün herkese ve sizlere de tabii ki hocalarım. Güzel bir sunum oldu. Dediğimiz gibi bir giriş bir sunumuydu bu. Ama bundan sonraki haftalarda Azure VMware çözümünü daha detaylı göreceğiz. Hatta bazı durumlarda bu VMware'in lab ortamı sayesinde de demo yapma şansımız da olacak. Bunu da ayrıca belirtelim. Tamamdır o zaman. Herkese sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Gelecek hafta görüşene kadar hoşça kalın. İyi hafta sonları, çok teşekkürler. İyi hafta sonları, görüşmek üzere.